şimdi. Hayır. Gel, al, hadi, tamam, hadi, 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 tamam, tamam, tamam. Okulumuzdaki öğrencilerimize destek veriyor bize. Onun dışında barınağa gidiyoruz. Barınakta böyle yuva arayan terk edilmiş köpeklere yuva buluyoruz. Gene bu hafta mesela 3 köpeğe yuva bulduk. Bu şekilde ilerliyoruz. Biz her hafta düzenli olarak gelmeye çalışıyoruz. Biz de AGÜ olarak, yani AGÜ'deki öğrenciler olarak yeni katılmaya başladık. Hem okulumuzdaki, önce okulumuzun çevresindeki köpekleri besleyerek başladık. Yani köpekleri, kedileri, gördüğümüz hayvanları. Sonra Nurmerce Yazgan'la falan tanıştık. Gibi oldu. Ve bu hayvanlar hani dağda hiç yiyecek bulamıyor, su bulamıyor, ekmek bulamıyor. O yüzden biz haftada bir ya da iki defa falan bunları beslemeye geliyoruz. Ayrıca sadece besleme yapmıyoruz. Besleme dışında hasta olanları tedavi ettiriyoruz. Yuva bulacak gibi olanları yuva buluyoruz. Ve yani en sonunda hatırladığım kadarıyla 3 tane falan köpeği sahiplendirdik. Sahiplendirmeden önce tedavilerini yaptırdık. Evet, kesinlikle kolay olmuyor. Yani gördüğünüz gibi yüzlerce hayvan var. Biz bireysel olarak yetişelim desek asla yetişemiyoruz. Çünkü hani maddi gücümüz yetmiyor, manevi gücümüz de yetmiyor kesinlikle. İnsan desteğine ihtiyacımız oluyor. Onun dışında sayfalarımızdan paylaşım yapıyoruz. Hani o şekilde mama istiyoruz ya da bize katılmalarını istiyoruz. Ve çok sayıda insan bize destek oluyor. Çünkü yaptığımız işi görüyorlar. Biz videolarla, işte fotoğraflarla falan bunu kanıtlıyoruz. Bunu kanıtladığımızda da insanlara güven oluşturuyoruz. Çünkü onlar da bizimle gelip besleme yapıyor. Ya şöyle, bizim mama hesabımız var. Gönüllü arkadaşlarımız bize para olarak değil, direkt fişli bir şekilde mama gönderiliyor. Oradan direkt bize ulaşıyor, biz de hayvanlara veriyoruz. Para olarak yardım almıyoruz. Parayı sadece şöyle yapıyoruz. Mesela yaralı bir hayvan tedavi ettireceğiz. Bazen 1000 lira, 2000 lira falan çıkabiliyor. Ama dediğim gibi tek başımıza yetemiyoruz. O durumda da şöyle yapıyoruz. Veterinerimizle konuşuyoruz. Direkt bize yardım edecek insanları veterinerimize yönlendiriyoruz. O şekilde bize yardım edebiliyorlar.